Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, kıymetli izleyenler, YKS sınav özel programıyla karşınızdayız. Malumunuz olduğu üzere YKS sınavına 2 günlük bir süre kaldı. Biz de bu vesileyle sınav öncesinde bu süreç içerisinde öğrenci kardeşlerimiz ne yapmalılar ve sınavda dikkat etmeleri gereken hususlar ve bunların yanında velilerimizin bu süreçte öğrencilerimize ne gibi katkıları olabilir inşallah bu hususları konuşacağız. Konuğum eğitimci yazar Doktor Abdülkadir Türen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam YKS sınavına 2 günlük bir süre kaldı. Biz daha önce de Özgün Rehberlik programında bu sınav sürecinde ne yapılması gerekir, nasıl ders çalışılır? Biz bu hususların tamamını konuşmuştuk ve öğrenci kardeşlerimize izah etmiştik. Bu hafta da sınava 2 günlük bir süre kaldığı için biz özel bir program yapma gereği hasıl oldu. İnşallah bu programda da biz bu 2 günlük süreçte öğrenci kardeşlerimizin ruh halidir ve sınavda dikkat etmeleri gereken hususları konuşacağız. Ama öncelikle hocam bu YKS sınavı nedir? Ben bunu sorayım size. Evet, öncelikle hayırlı olsun. Hani öğrenciler derler böyle beklenen gün geldi diye. Öyle bir bakıma çünkü öğrencilerimiz ortaokul çalışması, lise çalışması, üniversiteye hazırlıkta özel çalışma bir araya getirdiler inşallah. Bunu bu cumartesi pazar değerlendirecekler. Şimdi YKS sınavı dediğimiz bu üniversiteye alım sınavıdır. Yüksek öğretim kurumları sınavı diyorlar buna. Üniversiteye alım sınavıdır. İki aşamalı uygulanıyor. Bir temel yeterlilik testi dediğimiz bir test var. Eski ÖSS'nin yerini tutuyor. Bu cumartesi günü yapılacak inşallah. Bir de bir AYT denen, yani alan yeterlik testi dediğimiz eski ÖYS, yani öğrenci yerleştirme sınavı dediğimiz bir test yapılıyor. Bu da pazar günü uygulanacak. Bununla beraber dil tercihi olanlar pazar günü öğleden sonra ayrıca dil sınavına girmek durumunda kalacaklar. Dolayısıyla önümüzde 2 günlük bir maraton var. Bu sınav sisteminde TYT'nin, yani temel yeterlik testinin ağırlığı %40, AYT'nin ağırlığı %60 olmak üzere böyle bir sistem oluşturulmuş. TYT'de genelde şöyle bilinir, yani yüzeysel bilgiler sorulur falan diye temel bilgiler sorulur. AYT'de alan adı üzerinde alan yeterlik testi daha tabiri caizse uzmanlık gerektiren, daha bilgi gerektiren sorular sorulur. Ama ta baştan söyleyeyim, bu %100 böyle değildir. Net olarak illa işte temel bilgiler TYT'de sorulur, ayrıntı bilgiler AYT'de sorulur diye bir durumda söz konusu değildir. Özellikle Türkçe testinde TYT'nin dil bilgisi, gramer kısmı alabildiğine ayrıntılı bir testtir. Dolayısıyla temel yeterlik sınavı falan aslında değildir. Ama eski ÖSS, yani öğrenci seçme sınavı artı öğrenci yerleştirme sınavı ÖYS bu şekilde adlandırılmıştır. Birine %40, diğerine %60 puan payı tanınarak. Evet hocam. Hocam sınava 2 günlük bir süre kaldı. Bu 2 günlük sınav öncesi sürede biz öğrenci kardeşlerimize... Biz biraz daha içeriği konuşalım istiyorsanız. Yani bu sınavın içeriğiyle alakalı değil mi? Çünkü bu mühim. Yani burayı bir öğrencinin... Eminim ki öğrencilerimizin çoğu biliyorlardır ama biz yine de biraz bu içerik kısmında kalalım. Sonra tavsiye kısmına geçelim. Bir tanıtmakta hala fayda var. TYT'deki 4 testimiz var. Bu Türkçe testi ve matematik testi 40'ar sorudan oluşuyor. Dediğim gibi Türkçe testinde evet temel bilgiler deniyor ama aslında pek de temel bilgiler sorulmuyor. Bir paragrafımız var, cümlede anlamımız var, sözcükte anlamımız var. Bunlar temel bilgilere giriyor. Yazım kuralları ve noktalama son yıllarda soru sayısı 1'den 2'ye çıkarıldı. Bunlar var ama dil bilgisiyle alakalı
çok ciddi sorular var. Örneğin filmsi gibi öğrencinin zorlandığı sorular da var. Bu matematik testi biraz daha AYT'ye göre daha yüzeysel konulardan soruluyor. Sosyal bilimler testi ise 5 tarih sorusu, 5 coğrafya, 5 felsefe ve 5 din kültürü dersinden soruluyor. Fen bilimleri testi fizikten 7 soru, kimyadan 7 soru, biyolojiden 6 soru soruluyor. Şeyde ise belki ağırlığından da bahsetmekte fayda vardı herhalde. Ondan da bahsedelim. Sonra AYT'ye geçelim. Bir tanıtım kısmını bu şekilde bir tamamlamış olacağız. Burada puan ağırlığı Türkçe'de %33, matematikte %33, sosyal bilimlerde %17, fen bilimlerinde %17'dir. Biz öğrencilerimize hep şunu anlattık. Sınavın iki temel saç ayağı vardır. Biri Türkçedir, diğeri matematiktir. Bu iki saç ayak sosyal bilimler testi ve fen bilimleri testiyle desteklenmiştir. Sınavda buna dikkat etmişlerdir. Burada puanların sayılabilmesi için her iki temel testten en az birinden şöyle bir 0.5 puan almak gerekiyor. Yani en az bir neti kurtarmak gerekiyor veya burada bahsedeceğiz. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu hesaplama yapıldığında öğrencinin en az bir 0.5 puanı kalmalıdır. Eğer 0.5 puan kalırsa öğrenci için ham puan hesaplanıyor. Şimdi TYT'den öğrencilerin normal lisans programlarına girebilmeleri için, ön lisans programlarına girebilmeleri için en az bir 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programı tercihi yapabilmeleri için, ön lisans dediğimiz 2 yıllık, evet. Lisans programı tercihi yapabilmeleri için bu 4 ve 5 yıllık okullarımız en az 180 puan almaları gerekiyor. Yine bu konservatuvar gibi yetenek sınavıyla alan bölümlerde 150 puan yeterli. Bu AYT kısmına geçmeden burada bir iki hususu ifade edeyim. Yani özellikle ön lisans sınavlarına giren kardeşlerimiz için söylüyorum. Ön lisans amacıyla sınava girenler için söylüyorum. Veya bilmem ona benzer 150 puana ihtiyacı olanlar. Bazen 180 puana ihtiyacı olanlar ya sınava şöyle bir gireyim de ben tamam 150'yi tamamladım bundan sonrası boş falan gibi bir şeye düşmemek gerekiyor. Yapabileceğini yapar. Belki 200 alır, 200 küsur alır. 150 almayacak. Ben çünkü böyle bir hatıram var bununla alakalı. Ya bir öğrencimiz beden eğitimine girecekti. Milli sporcuydu. Ve o dönemde 120 alması yeterliydi. Sene sonuna doğru çalışmayı bıraktı. Dedi ki ben zaten hocam gayet iyi 120'yi alıyorum. 130'ların üzerine çıkıyordu. Fakat o yıl sınavın bu temel puan hesaplamalarında bir değişiklik yapıldı. Bir önceki yıl 130 küsürünün üzerine çıkanlar o yıl ancak 120'yi yakalayabiliyorlardı. Öğrencimiz sınava girdi. Bir de erken çıkılabiliyordu o zamanlar. Erken çıkmış 119 küsuratta kaldı ve tam bir yıl kaybetti. Eskişehir Beden Eğitimi öğretmenliğiydi esas tercihi. Dolayısıyla sınav böyle sürprizlere açıktır. Çok bilinçli olmak lazım. Şimdi ben baktım böyle acaba ne yazmışlar diye internet siteleri konuyla alakalı gayet güzel bir ifadeyle. Doğru stratejisi olanlar kazanır demişler. Evet öyle yani gençten öğrenci stratejisi sağlam kuracak. Daha baştan itibaren sağlam kuracak. Biraz da biz şeyden bahsedelim. AYT'den bahsedelim. Bahsettiğimiz gibi AYT daha ayrıntılı bir sınav. Daha detaylı bir, bilginin daha merkeze alındığı bir sınav. Şöyle soru sayılarımıza
Ben bir daha bakayım. Nerede? Ben de bu arada kılavuzdan bakıyorum. Öğrencilerimizin en temel kitapçığı. Sınava gittikleri gün de eğer akıllarına bir şey takılırsa bakmaları gereken yer mutlaka şeydir. Mutlaka kendine verilen kılavuzdur veya internetten indirebildikleri kılavuzdur. Kaç soruydu? Şöyle testlerimiz. Evet, ben bulamadığım gibi geliyor bana. Şurada olacak. Bir yakası tamamdır. Herhalde buldum zannederim. Yok. Ha tamam, şimdi buldum. Şimdi bizim bir sosyal bilimler testimiz var. Sosyal bilimler testimizde ağırlık yine Türk Dili ve Edebiyatı'nda 24 soru soruluyor. Bu 24 sorunun geçen sene 4'ü yine temel Türkçe bilgilerinden sorulmuştu. Yani bir paragraf sorusu, bir cümlede anlam sorusu, bir kavram sorusu, bir tane de neredeyse tüm dil bilgisi bilgilerini tarayan bir soru sormuşlardı. 20 tane de edebiyat sorusu soruyorlar. Bunun yanında bir tarih testimiz var, 10 soru. Coğrafya testimiz var, 6 soru. Toplamında 40 sorudan oluşuyor bizim sosyal bilimler testimiz. Sosyal bilimler 2 diye bir testimiz var. Bunda bu sefer edebiyat yok. Tarih 2, 11 soru. Coğrafya 2, 11 soru. Felsefe grubu 12 soru. Din kültürü ve ahlak bilgisi 6 sorudan oluşuyor bizim bu ikinci testimizde. Matematik testimiz 40 sorudan oluşuyor. Bu matematik ve geometriyi içine alan bir test. Fen bilimleri testimiz ise fizikten 14 soru, kimyadan 13 soru, biyolojiden 13 soru barındırıyor. Bizim sınavımızın yapısı bu şekilde. Öğrenci şüphesiz ki ancak tercihinde belirttiği, yani başvurusunda belirttiği testleri işaretleyebiliyor. O testlerin kitapçıkları ona veriliyor. İşaretlemediği kitapçıklar başvuruda ona verilmiyor. Yani siz o an herhangi bir kitapçık isteyip bunu işaretleyemiyorsunuz. Daha önce başvururken diyorsunuz ki ben işte SALT sözel öğrencisiyim. Dolayısıyla bana sosyal bilimler 1 ve 2'yi verin. Onlar da size öyle getiriyorlar. Yoksa sınav içerisinde ben şöyle bir fen testi çözeyim falan diyemiyorsunuz. Burada başvurunuzdaki hususlara tamamen bağımlısınız. Bunun da yine bilinmesinde fayda var. Çünkü öğrenci zaman zaman zihnine bu tür şeyler koyabiliyor. Pek izahı zor olsa bile maalesef olabiliyor. Ağırlık olarak ise sosyal bilimlerde bir edebiyatın ağırlığı %18, tarihin 7, coğrafya 5, 2'de ise 8-8 tarih coğrafya, felsefe 9, din kültürünün 5'tir, %5'tir ağırlığı. Bu şekilde gidiyor. Bizim fen puanlarımız vardı. Eşit ağırlıkta bu arada %30 matematiktir ağırlık. %18 Türk Dili ve Edebiyatı'dır. Tarih 1-7, coğrafya 5, eşit ağırlıkta ağırlığı matematiğe vermişler. Edebiyatı burada, edebiyatın rolünü azaltmışlar. Ve yine son olarak sayısal testimizde bu yine %30 matematikte, diğerlerine ise %10'ar vermişler. Belki bu son bölümü sıkıcı oldu ama sınavın içeriği bu mahiyette. Evet. Zaten öğrencilerimiz kılavuzlarında belli kitapçıkları işaretlemişler. O kitapçıklar önlerine gelecek. Buyurun. Peki hocam, asıl konumuz olan bizim sınav öncesinde hani öğrenci kardeşlerimizin özellikle işte psikolojik durumudur. İşte ve bu süreçte ne gibi hususlara dikkat etmeleri gerektiğine dair biz ne söyleyebiliriz hocam?
Evet, şimdi bir kere sınavın birkaç süreci vardır. Bir sınav öncesi akşam vardır, sınav sabahı vardır ve sınav içi vardır. Şimdi burada bir kere heyecan gerekli olan bir husus. Bunu sonra yine ayrıntılandırırız. Heyecan zararlı değildir, heyecan gereklidir. Yani heyecan olmayanın yol alması mümkün değildir. İnsan heyecanıyla ayaktadır. Kalbi atıyorsa yaşıyor. Kalbi atmayan insan yaşamaz. Evet, ben bunu özel olarak soracaktım. Evet, ona gelelim inşallah. Ona geleceğiz. Tamam. Bir kere heyecan olacak. Daha sınav akşamında da olacak. Bundan dolayı kaygılanmamak lazım. Ya ben şimdiden heyecanlanıyorum diyor öğrenci. Kimi zaman etrafa sınava ne kadar önem verdiğini ifade etmek için bunu söylüyor. Kimi zaman ise gerçekten heyecanlanıyor. Çok tabii. Heyecanı sorun haline getirmediğiniz sürece heyecan sizin hayat damarınızdır. Onunla varsınız, onunla ayaktasınız, onunla sınav gününe kadar gelmişsiniz. İkincisi, heyecanın aşırılığı aslında o heyecan değildir, kaygı. Evet. Ne olacak sorusu. Biz çoğu zaman kaygıyla heyecanı karıştırırız. Esas olan burada sınavın başlangıcında da kendini gösteren, sınav akşamında hatta sınavdan önceki süreçte, çok daha önceki süreçte kendini gösteren bir kaygı problemimiz var. Şimdi geldiğimiz noktadan itibaren artık kaygının yeri yok. Ne demişti Üstad Bediye o zaman? Men amene bil kaderi amine minel kederi. Kadere iman eden kederden emin olur. Yine meşhur bir Türk atasözüdür. Bin kaygı bir borç ödemez diye. Burada kaygının hiçbir yeri yok. Kaygının hiçbir anlamı yok. Duyarlı görünmenin hiçbir anlamı yok. Kendi duyarlı göstermenin burada bir anlamı yok. Kaygı ne zaman olur? Sene başında olur, sene ortasında olur. Zira kaygı da heyecan gibi esasen gerekli olan bir duygudur. Zira kaygınız varsa bir amaca doğru yol almanız mümkündür. Kaygınız yoksa bir amaca doğru yol almanız mümkün değildir. Ne deriz biz duyarsız insanlara? Kaygısız deriz, öyle değil mi? Menfi bir haldir, evet. Kaygısız olmak. Fakat kaygının yeri sınav akşamı değildir. Sınav sabahı değildir. Gençlerimizin artık kaygı defterini şöyle bir dürmeleri gerekiyor. Beyinlerindeki o kaygı odacığının kapısına kocaman bir kilit asmaları gerekiyor. Bu onun zamanı değildir. Şimdi eğer heyecanın normal olduğuna inanmışsak, kaygının da zamanı olmadığına inanmışsak, ya bu kaygı zamanı değil demişsek, o halde ne olması lazım bizim öğrencimizin? Şöyle sınav akşamı bir rahatça Allah'ın izniyle ibadetlerini yaptıktan sonra rahatça bir uyuması lazım. Başını yastığa koyup artık uyuması lazım. Bir sonraki güne hazırlık için vaktinde uyumak lazım. Özellikle sözel testleri, paragraf testlerini uykusuzca çözmek çok büyük sorun teşkil ediyor. Akşamleyin zamanında yatacaklar. Mümkünse böyle uyku ilacı falan gibi şeyler kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Bunun yerine düzenli, düzgün bir zikir, ibadet etmek, tamamen kendi sınav sürecinin dışına atarak kendi süreler okumak, bir zikir halinde olmak gayet faydalıdır uykunun gelmesi için. Belki atlamayayım, belki burada söylemem lazım. Sınav akşamı artık sınava çalışmasınlar lütfen. Evet. Bunun hiçbir anlamı yok. Bilgileri karıştırırsınız. Son hatırladıklarınız, sadece son baktıklarınız aklınızda kalabilir. Son derece risklidir. Öğrenci çoğu zaman bu konuda kendini kandırır. İlme iman etmeyen alim olamaz. Önce bir ilme iman etmek lazım. Yani bu ilme iman etmeden bu iş olmaz. İlim sana diyor ki son gün bu işlerle uğraşma. Sen son gün defterlerine, kitaplarına bakarsan bir iki soru hatırlayabilirsin. Ama o hatırladığın bir iki soru yüzünden
5 soru unutabilirsin. Ben ya aslında son gün çalıştım ve şu soruyu o sayede çözdüm. Demek ki son gün çalışmak iyiymiş diye bir neticeye varmak son derece yanlış bir mantıktır. İlim tek tecrübeyle oluşmaz. İlim bir birikimin neticesidir. Bu birikim bize şunu öğretmiştir. Gerek bireysel olarak, öğretmen olarak yıllarca gözlemlerimiz, gerek bu öğretmenlik eğitim, öğretmenlik birikiminin toplamı bize bu tür sınavlarda, bu tür ağır sınavlarda, bu bir yazılı sınavı değil. 3-5 sorunun sorulduğu bir yazılı sınavı değil. Bu tür çok sorulu, çok seçenekli, geniş kapsamlı sınavlarda son an defter karıştırmalarının kafa karıştırdığına işaret ediyor. Onun için ne defterleri karıştırın, ne kafanız karışsın arkadaşlar. Yani bu bunu artık o defteri kapatın. Yani bu mesele orada bitmiştir. Siz akşam uyumaya bakın. Bilgileri de tekrarlamaya çalışmayın zihninizde. Yani diyor ya Yüce Allah Resulü Aleyhisselam için, onu tekrarlamaya çalışma diyor. Allah sana hatırlatacaktır, okutacaktır diye. Yüce Allah bize bir beyin vermiş. Bir hafıza vermiştir. Ve bu hafızanın işaretlerle doğru temas kurma kabiliyeti var. Önümüzdeki kitapçık bir test kitapçığı. Test kitapçığı bir dezavantaj değil. Oradaki seçenekler birer hatırlatma simgesidir. Beynimiz de simgeleri sever. Dolayısıyla beyin o simgeyi görünce hatırlar. Senin akşamleyin sabaha kadar düşünmeye çalışıp da kitaba, deftere bakmadan bulamadığın bilgiyi beyin şöyle testte kenardan bir görmeye başladı mıydı evvelallah hatırlıyor. Bunun için lütfen sınav akşamı yatak içerisinde dudaklarınızı kıpırdaya kıpırdaya bilgi tekrarlamaya kalkışmayın. Bu çok yerinde değildir. Cuma gününden itibaren sınava çalışmak olmaz. Hele sınav akşamı. Evet. Hele sınav akşamı, hayır. Veya sınav sabahı veya pazar günü dersine cumartesi çalışmak falan gibi. Yok, bunlar artık, bu mesele burada kapanmıştır. Beyine bilgileri özümseme imkanı vermek lazım. Şimdiye kadar biz çalıştık. O öğrenme aşamasıydı. Bundan sonraki aşama özümseme aşamasıdır. Sınava girdiğimiz zaman da bu sınama aşamasıdır. Bunun her birinin bir aşaması var. Hiç merak etmeyin. Yüce Allah bizi o birikimle donatmıştır. Yeter ki biz o sünnetullah'a uyalım. Yeter ki rahat olalım. Bu hayatın bütün meseleleri için böyledir. Doğru bir planlama daima bizi iyi sonuçlara götürür. Ağır yiyeceklerden özellikle kaçınmak gerekiyor. Doktorların tavsiye etmediği vitamin ilaçlarından kaçınmak gerekiyor. Sabahleyin güne ibadetle başlayacağız, namazla başlayacağız. Asla namazımızı, ya ben uyuyayım, biraz daha uyuyayım da onun için namazı kılmayayım falan gibi bir husus asla değil. İbadet bizim için büyük bir güç kaynağıdır, büyük bir motivasyon kaynağıdır. Duamızı edeceğiz aynı zamanda. Ondan sonra tekrar bir miktar uyuyacağız. Ta ki sınav saatine kadar, yine sınav günü ağır bir kahvaltı yapmamakta fayda var. Velilerimizden bir istirhamımız var. Lütfen öğrencilerin başında bekleyip, ha oğlum ha kızım, bu senin için hayati bir öneme sahip. Sakın ha ihmal etme gibi aslında babalık, annelik duygusundan, ebeveynlik duygusundan gelen uyarıları lütfen yapmasınlar. Dedik ya, her şey bir zamanlamaya tabidir. Her tavsiye zamanı içinde kıymetlidir. Zamanında yapılmayan bir tavsiye kıymetli olmaktan, faydalı olmaktan öte zararlı olma ihtimaline de sahiptir. Bunun için bugün tavsiye günü değildir. Ben yine böyle bir şey yaşamıştım. Yani otobüste bir öğrenci, bir yakınımı sınava götürüyordum. Bir kız çocuğu ve babası ha kızım dedikçe kızımız böyle perişan oluyor. Ne yapacağını bilemez duruma düşüyor. Biz burada çocuklarımızı artık sorularla, sınavla baş başa bırakacağız. Kesinlikle bir ölüm kalım meselesi falan değildir. Yok böyle bir şey. Kendimizi böyle, hayatımızı bir sınavla değerlendirmek doğru değildir. Peki
Sınav sabahında ne yapılması gerekiyor hocam? Evet, bu bir düzeltme yapalım, onunla devam edelim. Yani biz işaret ettiğiniz kitapçıklar önünüze gelecek demiştik ama daha önce kılavuzda işaret ettiğiniz oturumlara katılabiliyorsunuz. Bunu oturum şeklinde düzeltelim. Özellikle AYT için önemli bu uyarı. Şimdi sınav günü bir kere zamanında gitmek lazım. Mesela ÖSYM gayet isabetli bir şekilde demiş ki ya sınav başlamadan bir saat önce buraya veriniz. Bu geçen yıllarda kimlik meselesi sorun oluyordu. Son anda kimliğini kaybetme, evde bulamama gibi. Bunun için nüfus müdürlükleri açık tutulacak ve bir geçici kimlik belgesi verilecek. Dolayısıyla bu problem de yok. Sınava mutlaka saatinde gitmek gerekiyor. Malum artık saatinde sınava. Eskiden ilk 15 dakika koymuşlardı ama şimdi saatinde sınava yetişmeyenler içeri alınmıyor. Bizim zamanımızda böyle değildi. Ne zaman yetişseniz sınava giriyordunuz ve devam ediyordunuz. Fakat öğrenci sayısı arttıkça tedbirler de arttı. Hileler arttıkça tedbirler de arttı. Bundan dolayı tam saatinde sınava yetişmeyenler alınmıyor. Bilmesinde fayda var. Kılavuzdan okumuşsunuz. Yanınızda neyin bulunması gerektiği, işte giriş belgesi, kimlik belgesi diye su götürebiliyorsunuz. Şeffaf şişedeki suyu götürebiliyorsunuz. Zannederim birkaç yıl su da verdiler ama herhalde hakkından çıkamadılar. Artık suyu götürebiliyorsunuz. Fakat kalemi, silgiyi yine malum olduğu üzere onlar veriyorlar. Şimdi sınav daha salona girmeden önce bir bakmak lazım. Doğru okulda mısınız? Listede adınız var mı? Oturduktan sonra ise önünüze kitapçıklar konduğunda size doğru kitapçıklar verilmiş mi? Belgeler size mi ait? Kitapçıkta eksikler var mı? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Buradaki her bir teknik bilgi son derece kıymetli. Sonra hocaların mutlaka uyarılarına dikkat etmek lazım. Salonda baştan ifade edeyim. Salonda eğer hocalar kendi aralarında konuşuyorlarsa buna müsaade etmemek gerekiyor. Müdahale etmek gerekiyor. Hocam biz sınavdayız. Yine etrafta gürültü varsa sınav görevlilerini uyarın. Yasak çünkü gürültü. Salon dışında gürültü verse bunun da susturulmasını sağlayın. Ama fazla da böyle her ayak topuk tıkırtısından da rahatsız olmak da çok doğru değildir. Ona rağmen emin olun soru çözebilirsiniz. Yani o topuk tıkırtılarına rağmen, salon görevlilerinin gel gitlerine rağmen rahatlıkla siz çözebilirsiniz sınavda. Açıktan bir kopya işlemi varsa mutlaka müdahale edin. Sakın yararlanmayın. Kopyadan geçilmeye çalışmayın. Ve kopyaya da deyin ki yani kopya eğer açıktan çekiliyorsa kopya çekilmesin diye müdahale edin. Şu sıkıntı olabiliyor yani. Şimdi sizin doğrularınız, herkesin doğrusu aynıdır. Ama herkesin yanlışı farklıdır. Malum hakkın yolu bir, batılın yolu yolları çoktur. Evet. Şimdi kimse size niye şu soruyu arkadaşınla doğru çözdün diye müdahalede bulunmaz. Ama sınıfın yanlışları da aynıysa sınav iptal ediliyor. Soruşturmaya tabi tutuluyor ve iptal ediliyor. Bu da kelebek sistemi konmuş bu arada. Bu biliniyor sanırım öğrencilerimiz tarafından. Yani sizin sağınızdaki, solunuzdaki, önünüzdeki ve arkanızdaki kitapçık farklı. Sorular karıştırılarak konmuş durumda. Evet. Bunu buraya gelmişken ifade edeyim. Sakın bizim deneme sınavlarımızda karşılaştığınız gibi tertipli bir soru düzeni beklemeyin. Maalesef kendim de sınav hazırladığım dönemlerde yayın evlerinden soruları karıştırmalarını istiyordum veya ben karıştırma talebinde bulunuyordum. Fakat yayın evleri kolaylık olsun diye buna pek yanaşmazlar. Deneme sınavlarının o gerçek sınavlardan ayrılan en büyük özelliklerden, en sıkıntılı özelliklerden biri budur. Daima deneme sınavında diyelim ki Türkçe için malum herkes bildiği yerden anlatır. Sözcükte anlamdan başlarsınız, cümlede anlam, paragraf gidersiniz. Fakat burada kelebek sistemi uygulandığı için sınavda böyle değildir. Sınavda her kitapçık farklı düzene konmuş.
Bu farklı düzen 10'a yakın mı kitapçık uygulanıyor? Herhalde 10 tane kitapçık bile basın kitapçı olmak üzere 11 kitapçık uygulanıyor. Sadece basın kitapçı düzenlidir bu arada. Diğerlerinde sorular tamamen karışıktır. Bunun için ya ben aslında ilk soruyu bakkal işlemlerinden bulacaktım. Veya bilmem fizikte çakırıklardan bulacaktım. Fakat olmadı. Ya birden heyecanlandım falan şu bu. Asla bunu yine yeri gelmişken burada ifade edeyim. Biz sınava ön yargısız gireceğiz. Ön yargı nedir burada sınavda? Peşin hüküm nedir burada? Efendim sınavda şu bölümler çıkar. Şu bölümler çıkmaz. Şu şöyle kolay olur bu sınav. Şöyle bu sınav zor olur. Bunların hepsi efsanedir. Hepsi ama kendi uydurduğumuz hususlardır. Sınav müfredat sınırları içerisinde sınav komisyonu dilediğini sorma hakkına sahiptir. İlk soru, karşınıza çıkacak ilk soru ise şeyle seçilir. Oradaki o otomatik işlemle oluşuyor. Yani kendileri bu soru bir başta yer alsın, bu sonda yer alsın demiyorlar. Sistem karıştırıyor soruları. Evet. Dolayısıyla çözdüğünüz ilk soru çok çok kolay olabilir. İlk 5 soruda çok kolay olabilir. Bu o sınavın bundan sonra kolay devam edeceği anlamına gelmez. Soruların iki hoş özelliği var. Bir, kibri kabul etmez. İki, ürkekliği, korkaklığı kabul etmez. Kibir şudur. Ya bu sınav zaten kolay. Evelallah bir çırpıda yaparım. Bir özgüven patlaması. Yaşadığınız yerde sorular sizi çarpabilir. Öte yandan ürkeklik, korkaklık. Ben çalışsam da uğraşsam da ben bu soruları yapamam. Bu sorular zaten çok zor. Bu sorular beni mahveder diye bir ürkeklik içinde olmak ikisi eşit derecede sınavda bizim için problemlerdir. Biz ön yargılı olmayacağız. İlk 5 sorunun zor çıkması asla soruların zor devam edeceği anlamına gelmez. Sınavda bir denge sistemi her zaman vardır. Bir ders içi denge sistemi vardır. Zor sorular, kolay sorular kendi içinde ayarlanmıştır. İkincisi dersler arası denge vardır. Yani eğer 3 ders çok kolaysa bilin ki o sene sınavın yükü derslerden birine yüklenmiştir. Demişlerdir ki ey tarihçiler, bu yıl bütün öğrencilerin hakaretlerini işitmek size nasip oldu. Tarih zor çıkacak derler. Evet. Derler ki ey Türkçeciler, bu sene bütün hakaretleri işitmek size nasip oldu. Dil bilgisini zor sorun derler. Bu şekilde denge oluşturulur. Sınav bir bütündür. Parçalı değil, bir bütündür. Dolayısıyla burada kanmamak gerekiyor. Sınavın bütününün kolay olması da size bir kar sağlamıyor. Neticede bu bir yüzdelik problemidir. Yani sizin girdiğiniz yüzdelik noktası önemlidir. Dolayısıyla çok kolay, çok zor olması hiçbir şey değiştirmiyor. Zorluk herkes içindir, kolaylık da herkes içindir. Burada sadece kolay olduğu zaman puanınız yüksek görünür. Sadece onunla göz boyamış olursunuz ki riya, uhrevi ve dünyevi bütün amellerin düşmanıdır. Riyan başladığı yerde yangın vardır. Amelleriniz yanmaya başlar yani. Ne kadar riya varsa o kadar çok kibrit sizin amelleriniz içinde tutuşur. Ya puanlarım yüksek görünsün falan, ailem biraz tatmin olsun, ben tatmin olayım falan, etrafa bir söyleyeyim, şu kadar puan aldım, kim soracak yüzdeliğimi falan gibi. Yok, bunların hepsi avuntudur. Sınav çok makul bir sistemdir ve ona makul yaklaşmayı gerektiriyor. Titizlikle hazırlanıyor. Bizim de titizlikle yaklaşmamız gerekiyor. Özellikle vurguluyorum. Ön yargılarımızı hiçbir şekilde sınava taşımıyoruz. Ben demiştim ya ilk soru biyolojiden şu çıkacak. Çıktı. Kalkıp da sevinçten ağlamanın bir anlamı yok. Beklediğiniz bir soru vardı, çıkmadı. Onun için de üzülmenin bir anlamı yok. Esasen üzülmeye zamanınız da yoktur. Yok. Özellikle TYT'de böyle bir vaktiniz yoksun. Yani üzülmek için, sevinmek için vaktiniz yok. Siz ancak soru çözmekle mükellefsiniz sınav içerisinde. Ön yargı son derece risklidir. Israrla vurguluyorum. Sınav istediğiniz gibi çıkmayabilir. Ben
galiba rehberlik programlarında anlatmıştım. Dil sınavına girmiştim. KPDS'ye girmiştim. Başıma gelmişti. 96 Haziran'dı herhalde diye hatırlıyorum. Veya Kasım'dı. Şimdi ben deneme sınavlarında çok az kitap bulabildim. Yoktu o dönemler, böyle bir şey çıkmıyordu. Bir deneme kitabı buldum. Çözdüm, İngilizceden giriyordum. Baktım böyle 90-100 alıyorum. Bu arada imkan da yok araştırmak için. Bir kasabada öğretmenlik yapıyordum. Meğer sınav sistemi korkunç bir değişime uğramış. Gerilmiş, çünkü devlet o zaman dil tazminatı veriyordu. A'dan yapan, B'den yapan, C'den yapan çok yüksek tazminatlar veriyordu. Devlet bunu kısalım, yeteri kadar teşvik verdik, azaltalım demiş ve sistemi değiştirmiş. Sınava bir girdim, eyvah, her şey berbat diye düşündüm. Öyle bir şeye kapıldım. Sonra kendimi toparlayıp çözdüm. Ondan sonra sonuç geldi. Ben düşük bekliyorum. Fakat beklemediğim kadar iyi geldi. Epey bir konuşulacak kadar iyi geldi. Fakat o an sınavı bıraktığımı düşünün. Nasıl bu sınav zor. Bu beni bitirdi. Veya aşırı bir kolaycılık havasına kapılmak. Kolay çözüyorsunuz, çözüyorsunuz, çözüyorsunuz. Birden zorlaşıyor. Eyvah 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 deyip açacak kapı aramanın bir anlamı yok. Sınav burada belli dakikalar içerisinde, işte 135 dakika, 180 dakika içinde yapılan bir maratondur. Her anı kıymetlidir. Ön yargılarımızı tamamen unutacağız. Bir şey daha söyleyeceğim. Sonra o sorunuza biz geçelim. Heyecan kısmı mühim bir mesele. Evet. Bilmiyorum, çok vaktimiz var herhalde mi? Süremiz daha var. Her zaman tavsiyem aynıdır. İşaretlediğiniz, çözdüğünüz soruyu lütfen işaretleyin. Kitapça cevap kağıdına işaretleyin. Tüm soruları çözüp sonradan işaretlemenin bin bir riski vardır. Bu kadar söylemem yeterli, vakti fazla kullanmayayım. Bin bir riski vardır. Onun için soruyu çözdükçe işaretlemenizi yapın. Bu aynı zamanda size bir dinlenme vakti kazandırır. Bundan dolayı da şey yapmayın, vakit kaybı olarak düşünmeyin. Soruyu çözün, sonra işaretlemenizi yapın. Bu arada beyin dinleniyor, bir rahatlıyor, bir teneffüs ediyor. Sonraki soruya geçiyor. Böyle bütün soruları tak 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 üst üste, sonra tak 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 işaretlediniz miydi? Bir kayıyor. Ondan sonra her şey berbat. Veya hoca bir kitapçıkları toplamaya başlıyor. İş işten geçiyor. Böyle olmaz. Önce okuduğunuz gibi işaretleyin. Diğer bir nokta, yine bilmediğiniz noktaya takılmayın. Sınavın esası bildiklerinizden hareket etmektir. Bu bütün hayat içinde böyledir. Büyük işler başaranlar bildiklerinden hareket edenlerdir. Bilmediklerinden hareket edenler ciddi problemli insanlardırlar. Ya ben şu seçeneği bilmiyorum, o halde doğru cevap bu olsa gerek diyen bir öğrenci peşinden kaybetmiştir. Bildiklerimizden hareket edeceğiz. Ve sakın ha böyle adını bu şekilde koysam belki akılda kalır diye, yoksa başka bir şey için değil. Şeytan sorulara takılmayın. Yani şeytan soru şudur. Uğraştıran sorudur. Kasıtla sorulmuştur. Başa gelebilir, ortaya gelebilir, sonda olabilir. Hep sona gelmiyor. Genelde şeyde sonlara konur. Deneme sınavlarında dershaneler. Öğrenci şöyle bildiklerini bir ortaya koysun. Başta morali kırılmasın. Denemeleri de keyifle gelsin diye genelde sonlara doğru koyarlar, ama sınavda bu böyle değil. Bir bakarsınız ki 10. soru acayip zor bir soru oldu. Bu kaç öğrenciyle bunu yaşadım. Son yıllarda da duydum, o kadar bir üzülüyorum ki duyduğumda. Şimdi öğrencimiz girmiş sınava, başlıyor mesela 13. soru matematikte, çözüyor olmuyor, hırs yapıyor. Ben bunu çözeceğim arkadaş diyor. Bir bakıyor ki hoca diyor ki, arkadaşlar sınav süreniz bitti veya son 15 dakikaya girdik, kitapçıkları almam gerekir. Bir yıl kayıp. Sorunun etrafı dolanıp durmanın, önce bildiğiniz sorular, kolay sorular, mutlak bildiğiniz sorular. Diğerlerini şöyle koca koca işaretliyorsunuz.
çok 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 koca koca işaretlerle görünebilir şekilde, ben şahsen sadece rakamın işaretlenmesini doğru bulmuyorum. Tüm soruyu çember içine alarak çözmediğiniz soruları. Farklı işaretler kullanırsınız. Çözdüğünüzde çarpı işareti atarsınız. Mutlak eminsiniz. Gözden geçirmeniz gerekene bir çarpı işareti, bir eğik çizgi atarsınız. Çözemediğiniz, sonraya bıraktığınız soruyu ise çember içine alırsınız. Her biri için ayrı ayrı kendiniz için bir işaret sistemi geliştirirsiniz. Ta ki bir karışmasın bunlar. Önce bildiklerimiz, emin olduklarımız, tık 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 işaretliyoruz. Gözden geçirmem gerekenler ve çözemediklerim. Çözemediklerimi ben en sona bırakacağım. Bunu herhalde konuşuruz. Bu son düzeltmeyi de gözden geçirmeyi de konuşacağız herhalde, öyle değil mi? Yani eğer evet. İnşallah vaktimiz yeterse bunu da konuşmamızda fayda var. Ama baştan uyarayım, şeye takılmayın. Yani soruya takılmayın. Soru size bir engel olarak çıkmasın. Süresi içinde çözemediğiniz soruyu başta bırakın. O dursun. Vaktiniz kalırsa tekrar dönersiniz. Tekrar dönersiniz. Ama baştan bir soruya 10 dakika veriyorsanız, ya bu soru değiyordur falan derseniz, hayır. Son 10 dakika boş vaktiniz kalmışsa değiyordur. Kalmamışsa değmiyor. Lütfen uğraşmayın. Evet hocam. Hocam şöyle bir husus var. Özellikle heyecan meselesi. Hı hı. Hem sınavdan önce var, hem de sınav esnasında var. Çünkü bu YKS sınavı öyle bir sınav ki, hani yıl içerisinde anlatılır, işte hayatınızın dönüm noktasıdır, işte hayatınızı ya değişecek ya değişmeyecek ya kalacaksınız. Çok böyle evet, gerçekten önemli bir sınav. Ama haddinden fazla bir şekilde bu abartılır. İşte sınav günü de geldiğinde öğrenci de o geçmişte olan o birikmeyle beraber bir heyecana kapılır. İşte ya yapamazsam, ya işte olmasa, ya şöyle olursa. Hem sınav esnasında hem de sınav öncesinde. Ve bu gerçekten bazı öğrencilerde ciddi bir şekilde süre kaybına sebep olur. Özellikle ilk dakikalarda. Bu konu hakkında biz öğrenci kardeşlerimize ne söyleyebiliriz? Bir kere heyecan normaldir. Ben heyecanlanıyorum. Aman heyecan beni mahvetti demedikten sonra heyecan kimseye bir şey yapmaz. Biz yıllarca ders anlatsak da yeni bir sınıfla karşılaştığımızda hafif bir heyecan hissederiz. Dediğim gibi heyecan insanın atıdır. İnsanın hayat damarıdır hatta. Bu heyecansız bu olmaz. Burada çok, onun için sınavda heyecanlanmak gayet tabidir. Ciddi psikolojik problemi olmayanlar sakinleştirici falan da kullanmasınlar. Bu geçer gerçekten. Yeter ki yapın. Ya elimden işte kağıt ıslandı. Olabilir yani. Olur böyle işte. Terim bilmem masaya düştü. Hepsi mümkün. Hepsi mümkün. Hiçbiri tehlike arz etmez. Tehlike senin aman nasıl olur da benim terim masaya düşer demendir. Nasıl olur da benim bu heyecanım yüzünden kağıdım ıslanır. Ben nasıl bir öğrenciyim ya? Yine heyecanlandım. Yuh bana falan demen sorun odur. Nefsini kınamaya başladığın an asıl sorun odur. Yoksa heyecan sınavın çok tabii bir halidir. Evet hocam. Ha zaten sınav boyu bir titreme varsa bu, bizim buna çare bulmamız doğrusu mümkün değil. Değil. Bu psikolojik bir hal. Bu tür öğrencilerin mutlaka sakinleştirici kullanmaları gerekiyor veya herkes sınavı yapmak zorunda değil, başarılı olmak zorunda değil. Sınav boyu heyecan, titreme, ağlama krizi gibi, evet, bilmem mideye kramp girme gibi sınav boyu hususlar varsa bizim bu rehberlik bilgilerimizle bu meselelerin hakkından gelmemiz mümkün değil. O öğrencinin özel bir, mutlaka ama özel bir ilgiye ihtiyacı vardır. Doğrudur hocam. Diğer bir husus ise şu hocam, özellikle biz sınav esnasında öğrenciler kardeşlerimize işte söylediniz, işaretleme falan yapılırken, ama süre meselesi var hocam. Bazen işte süreyi yetiştirememe durumu söz konusu oluyor. Ya bu durumda nelere dikkat edilmesi ya, gerekiyor? Benim dediğim hususa dikkat edilirse sürede hiç problem olmuyor. Bir kere önce bir okuyorsunuz, bir sorulara, yani ben matematiğin şöyle ilk 20 sorusunu çözeyim falan diye değil. Çok rahat, en iyi bildiğiniz soruları tık 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 işaretliyorsunuz.
Özellikle TYT kısmında ciddi anlamda bir süre sorunu var değil mi? AYT'de öyle bir sorun yok. Çünkü süre uzun. Gözden geçirmeniz gereken soruları da işaretliyorsunuz. Evet. Sonraya bırakacağınız soruları da yine işaretliyorsunuz. Dediğim gibi çarpı, bilmem tek çizgi, çember içine alma gibi işaretler, özellikle hiç çözmediğiniz soruları çember içine alıyorsunuz. Bunu yaparsanız süre her zaman yetiyor. Ama ilk baştan mutlaka çözüp çıkacağım. Yani bunu bir merdiven gibi düşünürseniz. Ya ben şimdi 5. basamağa geçmeden nasıl 10. basamağa çıkacağım derseniz bu hata. Evet. Bu öyle bir şey değil kesinlikle yani. Bu adeta önünüzdeki bir şey gibi, bir tablo gibi. Ve bu tabloda siz istediğiniz yerden biliyorsunuz. İstediğiniz boşluğu doldurabiliyorsunuz. Bir bulmaca gibi düşünün yani. İstediğiniz boşluğu doldurabiliyorsunuz. Bildiklerinizden yola çıkarsanız yavaş yavaş bilmediklerinizi hatırlarsınız. Ama bilmediklerinizi ısrar ederseniz bildiklerinizi de unutursunuz. Evet. Öğrencilerin en büyük yanlışlarından biri bu. Bu bilmediğinde ısrar etmek. Hem bildiklerini unutmasına yol açıyor, hem de çok menfi bir halle zaman kaybına yol açıyor. Sınavı yetiştirmemeye sebep oluyor. Onun için planlama burada esastır. Biz planlamaya dikkat edeceğiz. Evet hocam. Hocam diğer bir husus ise işte ailedir. Öğrencinin çevresidir. Hani biz aile için, bu çevre için ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Hani bu süreçte hani ne yapsınlar? Ne gibi katkıda bulunsunlar? Yani esasen bir kısmını ifade ettik. Böyle istirham ediyoruz lütfen. Sınav akşamı, sınav sabahı, iki sınav arası öğrencilere yüklenmenin hiçbir anlamı yok. Doğrudur. Biz de öğrenci velisiyiz. Bizim de kendimizi tutamadığımız oluyor. Bu konuda hata yaptığımız da oluyor ama mümkün olursa kendimize hakim olacağız. O gün anneliğimizi, babalığımızı unutup arkadaş olacağız. Bu iyi niyetle yapılır ama menfi sonuçları da olur. Aynen yani. Hani ben senin iyiliğine söylüyorum diyoruz ya. Evet. Senin iyiliğine lütfen o akşam o senin iyiliğine söylüyorum dediğiniz o nasihat tarzını bir unutun. Yine sınav çıkışında öğrenci menfi bir tablo getirdiğinde ya bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. Hesaplaşmayı biraz ertelemek de fayda var. Evet. Hocam tüm bu hususlardan sonra işte öğrenci kardeşimiz diyelim sınavdan çıktı. Ya iyi geçti veya kötü geçti. Hani bu değerlendirmeyi nasıl yapması gerekir? Ondan önce bir şey söyleyecektim. Sanki sınav kaç dakikamız var bu arada? Vaktimiz var mı? Az kaldı hocam. 3 dakikamız var. Tamam. Sınavın içeriğiyle içiyle alakalı bir uyarıda bulunmam gerekiyor yine. Bu gözden geçirme esnasında mutlak emin olduğunuz soruyu değiştirmeye çalışmak. Bir daha okurken bilmem cevabı değiştirmeye kalkışmak son derece riskli. Özellikle anlam sorularında genelde ilk seçenek doğrudur. Bu %70'lere kadar varabiliyor buradaki bu oran. Yani ben hatırlıyorum bir öğrencimiz vardı. Yaşı da büyüktü. Yaşın büyüklüğü yine nasihat dinlememesinden değil, malum. Nasihat dinlemezseniz bir yolu birkaç kez yürürsünüz ve zaman kaybı yaşarsınız. Bu hayatın bütün noktalarında böyle. Bu öğrencimiz gözden geçirirken değiştiriyordu. Ve değiştirdiği sorular yanlış çıkıyordu. Şimdi o yıl 44 soru sormuştu Arda. Sınavdan çıktı, geldi. Ne yaptın dedim. Demiştim ki ona, böyle her değiştirdiğin zaman bizi hatırla. Karşında bizi gör. Kork bizden ve yapma. Geldi hocam dedi ben hatırladım ama dedi ben özürle ben dedi bir işte eşeklik ettim dedi yani. Ne yaptın? 5 soru değiştirdim. 5 sorunun 5'i yanlış çıktı. Full çekecek bir öğrenci 40'ın altına düştü ve ciddi sarsıldı. Ya ben geçen sene 3 soru değiştirmiştim. Bu 3'ünden 2'si doğru çıktı falan ya. Asla kendinizi avutmayın. Ana ilkelerden, ana kurallardan ayrılmayın. Ciddi bir sebep yoksa seçeneği değiştirmiyoruz. Sorunun cevabını değiştirmek mutlak somut gerekçelere dayanmalıdır. Ben işte soruyu yanlış okumuşum. Şu seçeneği tam görememişim. Şurayı bilmem artıydı ben eksi görmüşüm gibi bir ciddi husus varsa
seçenek değiştirilir, cevap değiştirilir. Yoksa cevaba sadık kalmak gerekiyor. Bir diğer telafi edilmez sonuçlara yol açan sıkıntımız da buydu. Sınav bittikten sonra soruları açıklıyorlar malum. Burada durumunuzu doğru tahmin edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Çok takılmamak gerekiyor. Kimi öğrenciler çok doğru tahmin ederler ve ona yapılacak bir şey yok. Bu bir sınav sonucudur. Artık duruma razı olmak lazım. Bir sonraki yıla hazırlanmak lazım veya başka bir şeye, bir alana yönelmek lazım. İlla sınav peşinde koşacak halimiz yok. Ama doğru tahmin etmeyebilirsiniz. Bunun için sınavdan sonraki hali mutlak hal bilmek doğru değil. Yani ben böyle ağlayarak çığlık çığlığa sınavdan sonra yanımıza gelen öğrenciler gördüm. Fakat çok iyi yerler kazandılar. Çözmüş ama durumunu tahmin edememiş. O sınav hali, sınav telaşı onun kendi gerçeğini görmesini engellemiş. Tabiri caizse hızlı koşmaktan kendine bakamamış. Evet. Adımlarını sayamamış. Bu mümkün. Bunun için sınav sonuçları açıklanacaktır. Açıklandığı zaman kim ne yapmış ortaya çıkar. Biz gerekli uyarıları özellikle yaptık. O kaydırmanın falan şunun bunun olmaması için dedik ki çözdükçe işaretleyin. Gözden geçirmeleri yaptık. Elimizden geleni yaptık. Sınav kurallarına uyduk. Kitapçı şeyimizi teslim ettik. Cevap formumuzu biz teslim ettik. Her neyse lazım olan belgeler ne teslim ediyorsa teslim ettik. Zamanında sınavdan çıktık. O artık hayıflanma zamanı değil. Çünkü burada hayıflanmakla bir yere de varamayız. Evet hocam. Hocam süremizin sonuna geldik. Son olarak biz öğrenci kardeşlerimize ne tavsiye ediyoruz? Rabbim hayırlı kılsın inşallah. Başta ifade ettim. Men amene bil kaderi amine minel kederi. Kadere iman eden kederden emin olur. Bundan sonra kaygılanmanın bir anlamı yok. İnşallah sınav gönlünüzce geçer. İyi geçer. Ve siz karşınıza çıkan bu iyiliği siz de iyi değerlendirirsiniz. Hem kendinize, ailenize, topluma, ümmete faydalı olursunuz. Hocam Allah razı olsun. Verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Muhterem izleyenler, programımızın sonuna geldik. Biz de buradan dileğimiz inşallah öğrenci kardeşlerimiz gönüllerinde ve dileklerinde ne varsa onu elde etmeleridir. Allah'a emanet olun.